Arkadaşlar hepinize günaydın. Evde açılışı yapamadım çünkü hemen hazırlanıp çıkmam gerekiyordu. Hastaneye gidiyorum. Bugün vlogu bitirebilirim, bitirmeyebilirim bilmiyorum. Duruma göre bakacağım. Instagram'da takip edenlerin birçoğu biliyor zaten. 3 yıldır neredeyse bir rahatsızlığı var ama asla bilmiyor. Son 3 aydır da her gün hastanedeyim. Ama asla bir sonuç elde edemiyoruz. Öyle sizde günümü paylaşmak istediğim için ben de bir vlog çekeyim dedim. Hastaneye gideyim, hastane sonra ne yapacağım? Ondan sonra karar vereceğim. Düz sonraki durak, Göztepe'yi meydanı. Sonra hastaneye geldim, şimdi gideceğim. Ondan sonra kuzenimin operasyonu vardı. Bez muayeneme gideceğim, şu an ben Çapa'ya geldim. Nöroloji bölümünde göreceğim. Allah'ın yanına geçeceğim ve bugün nedense girişim hep böyle bir yeşil, böyle ağaçların, oksijenin böyle bol olduğu yerlerde geçiyorum. O kadar çok hastanelerden sıkıldım ki çünkü 3 yıldır gidip geliyorum ve bir sonuç elde edemiyorum. Ama artık böyle bir sonucun elde olması gerekiyor ki biz de ona göre ne yapabiliriz diye aksiyon almamız gerekiyor. Ama vardır bunda da bir hayır diyorum. İşte hastaneyi şimdi ben hallettim. Şimdi bez muayeneme geçiyorum. Çok da kısa sürdü. Çok mutlu oldum bir yandan. Kontrollerim devam ediyor. İlaç tedavisine falan başladılar. Tabii benim bunu belge olarak almam gerekiyor. Onlara verdim numaramı falan, belgeyi doldurdum, onlar bana geri dönüş yapacaklarmış. Şimdi koştur koştur bez muayeneme gidiyorum. Arkadaşlar geldim, şimdi kuzenim falan aldık, arabayla eve dönüyoruz. Böyle konuşmam çok kesik olabilir ama böyle ne bileyim böyle odaklanıp sohbet odaklanınca otobüsü hemen kısa kestim, kusura bakmayın. Kuzenimle beraber kahve aldık. Onlar beni arabayla bıraktılar. Dedi ki bir kahve içelim. Ben kendisine gelmiyorum. Çok yorgunum. Kahvemi aldım. Eve doğru yürüyorum. Hava kapalı ve hafiften de yağmur çiseliyor zaten. Başka nasıl bir planım var bilmiyorum. Bir eve gideyim. Ona göre karar vereceğim. Belki AVM falan gidelim. Bir kıyafet falan denerim. Ondan sonra. Yani şu anlık böyle. Hastane işlemi hallettim. Kuzenim de iyi çok şükür şu an. Bu sefer bu arada kahveyi ben creme pumpkin latte olarak söyledim kuzenime ama tadı çok enteresan. İçinde sanki krema yokmuş gibi. Diğer içtiğim kremalı pumpkin latte gibi değil. Eve geldim, bir şey atıştırdım. Üzerimi falan değiştim. Biraz da dinlendim. Sabah yorulmuştum çünkü sabah köründe kalkıp hastaneye gitmiştim. Biliyorsunuz. Şimdi Malof'a gideceğiz. Biraz AVM'de falan dolanacağız. Kahve falan içeriz. Bir yerlere uğrarız. Mağaza falan dolanırız dedik. Öyle şimdi çıkıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an alalım. Gerçekten hava çok kötü. Az önce çektim zaten. Baksanıza şimdi. Şey var ya. AVM'ye geldik. Mağazalara falan bakacağız. Ondan sonra yemek kapından çıkmayı düşünüyoruz. Bir de bir şey söyleyeyim. Bu kameram normalde böyle karanlık gözüküyor ama burada çok karanlık gözüküyor ya. Anlamadım. Arkadaşlar mağazadan çıktık. Şimdi kahve dünyasına geldik. Ve yeni çıkan bir tadı deneyeceğiz. Fondi. Eğer yanlış söylemiyorsam şimdi göstereceğim. Şöyle gösteriyorum ve bayağı güzel duruyor.
Kalbim yastan çıktık. Şimdi de Harry Potter'ın ürünlerinin olduğu mağazaya gidiyoruz. Ben videoda görmüştüm. Şimdi bu arada canlı canlı göreceğim. Oha, Hogwarts'ın kapısı vardı ya arkadaşlar. Ürünlere çok iyi. Şu kazağın güzelliğine bakar mısınız? Bir de bordosu var. Çok güzel. Ve burada da asalar var ve hemen oha. Çok güzel. Bu ne? Masayı çok güzel yapmışlar. Ve tabii ki bu kameranın görüntü ayarlarında bir sıkıntım var, anlayamıyorum. Baktım ama çözemedim herhalde. Neyse, idare edin artık. AVM'de falan saat kaç geçiyiz? 7.30, 7.40 falan geçiyordu. Çıktık geldik. Arkadaşın yanına gitti kafeye. Ben de eve geldim ve AVM'deyken böyle canımız çok fazla makarna çekti ve kremalı makarna. Bayağıdır da ben makarna yapmıyorum. Şöyle iki tane bir mantarlı, bir de neydi, kajun baharatlı olan kremalı mantar aldım. Şimdi kajun olanı yapacağım, onu çok fazla merak ettim. Acaba yapabilecek miyim, kremes falan güzel olacak mı? Ve benim çok sevdiğim, reklam gibi olacak ama Migros'un ballı hardallı fıstığı karışık kurulmuşu vardı. Bundan da bir tane tek kalmıştı, onu da aldık. Şimdi bir sıcak su koyayım üstüne. Ondan sonra makarnayı falan yapayım. Çok açım. Ölüyorum. Ölüyorum açlıktan. Makarnamı haşladıktan sonra hafif böyle suyunu süzüyor ya. Ben biraz içinde yağ damlatıyorum. Böyle çıtırımsın derler böyle. Yapışık yapışık olmasın diye. Şöyle baksanıza tane tane. Çünkü bazıları yapınca lapa gibi oluyor ama ben yaptığım zaman lapa olmuyor. Tane tane oluyor. Sosunu da koydum şöyle. Pardon, kremasını da koydum. O öyle hafif böyle bir kaynayacak. Ondan sonra pişen makarnayı içine boşaltacağım. Suyunu süzdükten sonra şöyle şu kadarcık bir margarin de koyup karıştırıyorum. Sosum, kremamız doldu. Ben niye durmadan buna sos söylüyorum? Krema doldu. Boşaltacağım şimdi içine. Şöyle kremalı makarnamız hazır ve dün gece yaptığımız patates vardı. Onun üstüne biraz ketçap mayonez döktüm. Hardal falan. Ve tabii ki şebori'yi sizleyeceğim. Hemen ilk tadımını beraber yapıyoruz ama şunu bir durdurayım. Bakalım kıvamı nasıl olmuş. Kamera çok kötü gösteriyor ama idare edin. Biraz sanki kreması az gelmiş. Ama güzel. Makarnanın pişmesi, kremanın uyumu ve yanına da böyle patates ekleyip yemek şöyle. Çok acıkmışım. Arkadaşlar kaç saattir ben Şebo'yu izliyorum ve hala izliyorum. Çünkü 2-3 bölüm geriden geliyorum. Çay falan yaptım. Ondan sonra şöyle bildiğiniz ballı hardallıyı da böyle kaşıklıyorum. Ne yiyorum? Güzel bir dinlendim ama şu an uykum var ve bir saniye. Videoyu bitiriyorum. Zaten bu kamera beni sinirlendiriyor. Dedim ki 2 gün falan çekelim videoyu ama videom bayağı uzun oldu. Gerek yok, sıkılırsınız. Zaten bu ara çok fazla uzun videolar izlenmiyor. Bundan bir önceki videoda attım ama anlamıyorum. Kısa videolarım 300-400 bin izleniyor, 500 bin izleniyor ama kısa attığım video, ya uzun attığım videolar izlenmiyor. Bilmiyorum, bakalım nasıl gidecek. Burası izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni gelenler kanalıma abone olursa ve
Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için.